Ya ne olur anneme haber verin, ne olur anneme haber verin. Verirler, merak etme sen. Ya bana bir şey olacak, kimsenin haberi olmayacak, ne olur. Derin nefes alın, sakin olun lütfen. Geldiğinde patlıs patlamıştı. Ya anne. Lütfen sakin olun, derin nefes alın. Saymaya başlayın lütfen. Cemre, Cemre'cim yavrucuğum, canım Cemre. Cemre, korkma bir tanem, korkma. Cemre bak nasıl uyursan öyle uyanırsın yavrum. Ben yanındayım, sakın korkma, değil mi bir tanem benim? Korkma çirkin, korkma ben senin yanındayım. Biz senin yanındayız, korkma tamam mı? Cemre. Cemre. Cemre doğdu. Cemre doğdu. Cemre bir kızımız oldu. Ay canım benim, canım benim. Ay Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Cemre burnuna bak, aynı senin gibi küçücük. Cemre şuna bakar mısın Cemre? Ya sen nasıl bir şeysin, ne kadar güzel bir şeysin. Allah. Seni yerim. Cemre gördün mü? Cemre. Anne ne olur. Cemre. Hadi geçmiş olsun. Beni duyuyor musun Cemre? Kuzey nerede? Efendim? Büyük bir tehlike atlattım biliyorsun değil mi? Çok zor bir ameliyattı ama iyi geçti. Tam zamanında yetiştirmişler seni buraya. Kana karışmadan müdahale edildi yani. Anneme haber verdiler mi? Sizi bekleyen memur avukatınıza ulaşmış. O haber vermiştir herhalde. Üşüyor musun? Isınırsın şimdi. Odanı hazırlıyorlar zaten. Birazdan yukarı alacağız seni. Tamam, ısınırsın birazdan. Bu kapı. Simay. İşte buyurun. Neden gittiği belli oldu. Simay Hanım'a bakmıştık biz. Gitti Simay. Paldır küldür toparlanmış. Gitmiş daha doğrusu. Yeter artık. Bir rahat vermedin kıza. Hala peşinde dolanıyorsun değil mi? Ama gitmiş paldır küldür. 10 gün önce ben de sabahladı senin korkuna. Artık ne yaptıysan bir huzur vermedin kıza. O günden sonra da bir tuhaftı zaten. Dur bir dakika dur. Dur bakalım ya ne oluyor ya? Sen ne demeye çalışıyorsun ablacığım? Sen benimle bir açık konuşsana. Sen daha iyi bilirsin. Ya tamam anlat da bilelim işte mevzuyu. Kız gece yarısı bir panik beni aradı. Sabaha kadar uyumadı. Senden kaçmak için bana saklandı. Benden? Evet. O günden sonra da titrek dolandı. Sonunda duramadı işte buralarda. Hangi akşam oluyor bu olay? Ne bileyim ben hangi akşamdı? Bu olayların olduğu akşam mıydı? Seni de tanıdım ben. Kulübe gelmiştin. Sen mi karıştırıyorsun ortalığı? Yok. Öyle bir şey yok. Ben bir şey karıştırmıyorum. Polisle başı dertte mi yoksa? Yok hanımefendi, bir sorun yok. Biz bir olayı araştırıyoruz sadece. Şimdi bir hatırla bakalım. Ne zaman kaldı Simay sende? 10 gün önce. Bu kıskançlık yüzünden kavga çıkarmış. Kız zor kaçmış yanından. Panik bir halde beni aradı. Koştum geldim. Bu olayın olduğu gece yani. Evet. Yeter artık kıza yaptıkların. Bırak artık peşini. Uğraşma kızla. Bak işini gücünü de bırakmış. Kim bilir nereye kaçtı gitti. Hanımefendi siz? Ben dairenin sahibiyim. Beni aradı. Anahtarı paspasın altına bıraktım dedi. Hiçbir şey anlamadım. Niye arıyorsunuz onu? Ya eşyalarını bırakıp gitmiş. Hayır efendim. Eşyalar benim. Ben mobilyalı bir şekilde kiralıyorum dairemi. Neyse peki. Teşekkürler sağ olun. Tamam eyvallah. Allah. Ya bu Zeynep'in dediği gibi acaba o gece evdeki Simay mıydı ya? Ha? Çünkü Güney'le konuşurken görmüş. Can Katman onu da Barış'ın yattığı hastanede görmüş onu. Ya benim kafam iyice karıştı bu mevzuda. O dallamayla görüşüyor olabilir mi sence? Ben şu dosyayı iyice bir inceleyeyim. Telefon dökümleri varsa Simay'ın numarası çıkar zaten. Orada görüşüyorlar. Efendim, ben tam arabadan inerken girdiler içeri. 5-10 dakikadır yukarıdalar. Ama kız yok yukarıda, eminim. Ne işi var o komiserin orada ya? Çıktılar efendim. Seni görmesinler. Gidiyorlar efendim. Birazdan çıkarım ben de yukarı. Sakın, sakın, sakın çıkma yukarı. Hatta uzaklaş oradan hemen. Peki efendim. Baş üstüne efendim. Ben zaten kızın buradan gittiğinden emin olmak istiyordum. O kadar. Bir daha bakmana gerek yok. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.